Kazanım 7 ile devam ediyoruz. Şimdi burada x üzeri 4 eksi 26 x kare artı 25. Bu 4. dereceden bir denklem ama x üzeri 4 x kare. X karenin karesi x üzeri 4. Burada değişken değiştirerek ben bunu 2. dereceden yapabilirim. X kareye t diyeceğim. Ne olacak? X karenin karesi x üzeri 4 t kare oldu. Eksi 26 x kare eksi 26 t artı 25 eşittir 0. Şimdi bunu çarpanlara ayırıyorum. T'ye t eksi 25'e eksi 1. Eksi 25 ile eksi 1'in çarpımı 25 toplamları eksi 26 ne yapacağım? Düz birleştireceğim. Diyeceğim ki t eksi 25 çarpı t eksi 1 eşittir 0. E buradan t eşittir 25'tir veya t eşittir 1'dir. Şimdi bu durumda şuradan ise ile devam ediyorum. T x kareydi. Şimdi x kare eşittir 25. O zaman t yerine tekrar x kare yazıyorum veya x kare eşittir 1. E buradan x kare 25 ise x 5 olabilir. X eksi 5 olabilir. Veya x kare 1 ise x 1 olabilir veya x eksi 1 olabilir. Hepsine birden fazla veya yazmayayım diye virgül koydum. 1'e eksi 1. Yani çözüm kümem eksi 5 eksi 1 1 5. Küçükten büyüğe doğru yazdım. Cevabım D seçeneği oldu. 4 kök buldum. 4. dereceden olduğu için. Devam ediyorum. Burada x üzeri 6 eksi 9 x küp artı 8. Bu sefer x küp t diyeceğim. Çünkü x üzeri 6 x küpün karesi. Yani yine her zaman 2. dereceden ifadeye çeviriyorum. T kare eksi 9 t artı 8 eşittir 0 dedim. Şimdi bunu 2. dereceden denkleme göre çarpanlara ayırıyorum. T'ye t eksi 8'e eksi 1. Düz birleştireceğim bunları. T eksi 8 çarpı t eksi 1 eşittir 0. Buradan t eşittir 8 veya t eşittir 1. Dolayısıyla artık t yerine tekrar x küp yazacağım. X küp eşittir 8 veya x küp eşittir 1. Tabi tek kuvvet olduğu için x küp 8 ise x direkt 2. 2'nin küpü 8 yapar. Eksi 2'yi alamam. Eksi 2'nin küpü eksi 8 yapar çünkü. X küp 1 ise reel sayı olarak x de 1'e eşit olacak. Çözüm kümem o zaman 1'e 2 olur. 2 tane eleman buldum. Cevabım A oldu. Geçtim 3. soruya. Şimdi burada 4. dereceden kök x karesi 2. dereceden kök x olur. Yani x üzeri 1 bölü 4'ün karesi x üzeri 1 bölü 2. O zaman bu sefer yine 4. dereceden kök x'e genelde ortadaki terime t diyeceğiz ya da a diyeceğiz. T dediğim zaman benim ifademde oldu bak. Karekök x yani karekök x ne oluyor o zaman? T'nin karesi oluyor. T kare eksi t eksi 6 eşittir 0. Şurayı t'ye t eksi 6'yı da eksi 3'e artı 2 diye ayırsam çarpımları eksi 6 toplamları eksi 1 düz birleştireceğim. Yani burası t eksi 3 çarpı t artı 2 eşittir 0. Buradan ne oldu o zaman? T eşittir 3 veya t eşittir eksi 2. Şimdi t dediğim o zaman şuradan devam edeyim. T dediğim neydi? 4. dereceden kök x. 4. dereceden kök x eşittir 3 veya 4. dereceden kök x eşittir eksi 2. Bir kere 4. dereceden yani kare köklü bir ifade pardon çift dereceli kökü çift derece ise kökü çiftse 4. dereceden kök x negatif bir şeye eşit olamaz. Derece çift olduğu zaman kare köklerde kare kök 4. dereceden kök 6. dereceden kök olduğunda negatif olamaz. Yani buradan sadece 4. dereceden kök x 3'e eşit olabilir. Her tarafın 4. kuvvetini alsam x 3 üzeri 4 yani 81 olur. O yüzden burada çözüm kümem sadece 81'e eşittir. Tek elemanlı oldu. Cevabım C oldu. Burası mesela küp kök x olsaydı küp kök x eksi 2 ise x eşittir eksi 2'nin kübü olurdu. Küp köklerde negatife eşit olabiliyor ama kare köklerde, dönü derin köklerde, çiftlerde negatife eşit olamıyor. Devam ediyorum. Burada yine denkleminin pozitif köklerinin çarpımı demiş. X kareye t diyeceğim. X karenin karesi x üzeri 4 t kare oldu. Eksi 3 t artı 2 eşittir 0. Bunu yaptıktan sonra çarpanlar ayırıyorum burada. T'ye t. Eksi 2'ye. Eksi 1 oldu burası. Eksi 2'ye eksi 2 değil yanlış yazdım. Eksi 2'ye eksi 1. Bunları ne yapacağım? Düz birleştireceğim. Yani t eksi 2 çarpı t eksi 1. X'e en son yazacağım. Eşittir 0. Buradan t eşittir 2 veya t eksi 1 0 ise t eşittir 1. Yani ise ile devam edeyim. T 2 ise x kare eşittir 2 veya t yerine x kare yazıyorum tekrar. X kare eşittir 1. X kare 2 ise x nedir? Artı eksi kök 2 yani eksi kök 2 olabilir. X1 x2 şeklinde düşün. Ben tek tek yazmıyorum.
2 olabilir veya x eksi 1 olabilir, x 1 olabilir. Şimdi bak, pozitif köklerin çarpımı, pozitif kökleri kök 2 ve 1. Kök 2 ile 1'in çarpımı kök 2 yapar. Cevabım D oldu. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz.